Evet, Coding progress, tekrar okay. merhabalar. Sevgili hocamız Hilmi Yavuz'la birlikteyiz. Onun yeni çıkan kitabı Saatine Bakan mümkünse sesleri kapatabilir miyiz arkadaşlar? Ses yine geliyor. Evet, özür dilerim. Saatine Bakan Adam üzerine konuşacağız. Hocamızın yeni anlatısı. Bu anlatıyla ilgili ilk oturumda benim bazı sorularım olacak. İkinci oturumda şeylerimize, katılımcılara, dostlarımıza söz veririz. Onların da soruları varsa hocam size yöneltirler. Ayrıca bu kitapla birlikte edebiyatla felsefe arasında da çıktı. Bu yüzden de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Oturu Teşekkür bol ederim. olsun. Oradan da biraz saatine bakan adamla ilgili bir takım hususlar var. Bunları da size soru olarak yöneltmeyi planlıyorum hocam. Evet. Önce hocam sağlığınız nasıl bu arada? İyisiniz değil mi hocam? Çok teşekkür ederim. Kısaca hepinizin bildiği gibi büyük bir olasılıkla bilenler çok daha doğrusu. Bir katarakt ameliyatı geçirdim. Göz katarakt. Katarakt deyince tabii göz ameliyatı. Basit bir ameliyat aslında ama benimki biraz komplikasyonla ilgili bir ameliyat oldu. Ödem olduğu anlaşıldı ve katarakt tabakasının genellikle yumuşak dokulu bir tabaka anlaşıldığı kadarıyla katarakt tabakası bir sertleşme, bir katılaşma görülmüş. Dolayısıyla genellikle 10 ya da 15 dakika süren katarakt ameliyatı bende aşağı yukarı 45 dakika falan sürdü. Ama eski deyişle fevkalade hazik bir hekim tarafından ameliyat edildiğim için çok becerikli ve uluslararası ölçekte tanınmış bir göz hekimi Murat Karaçorlu, burada adını anmaktan onur duyuyorum, doğrusunu söylemek gerekirse onu tanımaktan da. Çok başarılı bir ameliyat geçti. Şimdi gayet iyiyim. Yeni bir gözlük verdi şu anda gözümde olan Çok gözlük. yakışmış hocam bu arada. Eksik olur. Kısaca bu, onun dışında iyiyim Allah'a şükür. Hocam, sağlığınıza duacıyız. İnşallah daha da iyi olursunuz. Sağ Ben olun Allah. şiirle başlamak istiyorum hocam. Sizin bir şiirinizle. Bu şiirin bu anlatıyla biraz ilişkili olduğunu düşünüyorum. Ayna şiirlerinin ilk şiiri Ben için Sone. Benim yüzümdür işte mağrur, kalın, şizofren. Unutmak ve aynayla aşklarla azalmada. Ben gideli beridir Hilmi Yavuz ile ben. Bazen buradayız işte, bazen de ürkünç oda. İçimize kapanan kapısıyla bugün de bir bene açılıyor. Ah, yıldızlı, yaldızlı ve çorak. Bir çökelti gibiyim ben kendi belleğimde. Nereden açılırsa orasından akacak. Ur mu, ben mi, çıban mı, kötücül, irinli, pis, bıçak, bistüri, makas, beni deşin ve yarın. Çıkarın ne vardıysa teslis, teslis ve teslis. Ben bana çivilidir. İsa ile çarmıh neyse, aşksa bir iç kanama, gül gülden içeri ise. Hocam yani kötü okudum farkındayım. Ama Affedin lütfen. güzel söylemiş yani adam. Şair çok güzel söylemiş. Bu anlatıyla da yakından bir ilişkisi olduğunu düşündüğüm için bunu okumak istedim. Bu anlatıdaki sizin yeni anlatınızdaki bazı hususlar bu şiirle yakından ilişkili gibi geldi bana. Niçin böyle düşündüğünü anlatacaksın herhalde. Yani bu şiirle saatine bakan adam arasında ne türlü bir bağıntı kurdun? Evet. Onu anlatacaksın herhalde Hemen bize. bahsedeyim hocam. Ben için sonette hocam, sizin saatine bakan adam isimli anlatınızla, anlatı yapısıyla, özellikle anlatı yapısıyla bir Hilmi Yavuz ve ikinci bir Hilmi Yavuz'un varlığıyla yakından ilişkili olduğunu gördüm bu şiirde. O şizofrenik anlatı yapısının, ikili anlatı yapısının, seyreden Hilmi Yavuz'la seyredilen Hilmi Yavuz'un bu şiirde de varlığını hissettim. Ve ayrıca bir de üçüncü bir ihtimalin söz konusu edildiğini anlatıda görüyoruz. Bu şiirde de bir üçüncü ihtimalden sanırım bahsetmek mümkün. Şiirin sonunda bunu çok açık bir biçimde anladığımızı düşünüyorum. Bu yüzden ben bu sonede saatine bakan adamın dediğim gibi iki anlatı zincirinin bu şiirde bir yansımasını gördüğüm için son anda okumayı tercih ettim.
Umarım anlatabilmişimdir hocam, kıymetli hocam. Çok iyi anlattın. Bunu bana bir soru olarak mı yöneltiyorsun? Yani bunu söylemenin bende ne türlü bir karşılığı olabileceğini mi evet. öğrenmek istiyorsun? İlk soru bu olacak hocam. İlk soru şimdi soracağım size. Yönelteceğim soru biraz da bununla ilişkili olacak. İsterseniz sorumu sorayım hocam. Başlayalım. Tamam. Hocam anlatıda otobiyografik ögelerin çok fazla olduğunu görüyoruz. İki ayrı zincir var. İki ayrı zincirde de Hilmi Yavuz'un kişisel hayatından izler söz konusu. Bu izlerin yansıması çok açık bir biçimde görülüyor. Bu noktada iki benlik yaratmış gibi geliyor Hilmi Yavuz bana. Seyreden Hilmi Yavuz ile seyredilen Hilmi Yavuz. Ya da cisimleşmiş Hilmi Yavuz ile cisimleşmemiş Hilmi Yavuz. Bu açıdan anlatının şizofrenik bir nitelik taşıdığını zaten arka kapakta da belirtilmiş söyleyebiliriz. Seyreden cisimleşmiş Hilmi Yavuz, seyredilen cisimleşmemiş Hilmi Yavuz'u ayrı bir benlik olarak mı görüyor? Anlatıdaki Hilmi Yavuz'la anlatının dışındaki Hilmi Yavuz. Şimdi aslında bu tespitin doğru olduğunu söylemeliyim ama yine de bir açıklama gerekiyor şu anlamda. Hilmi Yavuz'un otobiyografisiyle karşılaştırıldığında aslında anlatıcı öznenin Hilmi Yavuz olduğu çıkarsanabilir. Çünkü çok önemli otobiyografik notlar var. Dolayısıyla Hilmi Yavuz'un otobiyografisiyle karşılaştırıldığında anlatıcı öznenin Hilmi Yavuz olduğu çıkarsanabilir. Oysa bu çok yanıltıcı. Çünkü anlatıcı öznenin Hilmi Yavuz olmayabileceğini ne ilişkin söylemler var metinde. Örneğin Hilmi Yavuz bir ara bizim gazetede çalışmıştı diyor. Yani Hilmi Yavuz'dan sanki bir başkası imiş gibi söz ediyor. Yine bir başka yerde işte ben 1968'de Londra'da bir yürüyüşteyken Hilmi'yi orada gördüm, o yürüyüşte gördüm diyor. Dolayısıyla sanki dediğim gibi otobiyografik imiş gibi görünen, yer yer otobiyografisiyle örtüşen bir metin söz konusuyken anlatıcı özne yer yer bunun böyle olmadığını, kendisinin Hilmi Yavuz olmadığını, çünkü Hilmi Yavuz'dan üçüncü kişi olarak dediğim gibi söz ettiğini görüyoruz. Burada özellikle tabii anlatıcı öznenin kimliği bir tür problematik bir kimlik. Tıpkı şeyde olduğu gibi. Yani ben genellikle bu tür anlatılarda, yani postmodern anlatılarda, daha öncekiler tabii söz konusu olduğunda, özellikle Fehmi Kağan'ın acayip serüvenlerinde örneğin metnin kimliğini problematik hale getirmeyi amaçlamışımdır. Şöyle, biliyorsunuz kitabın üzerinde, kapağında işte Fehmi Kağan'ın acayip serüvenleri Hilmi Yavuz diyor. Yani bu kitap Hilmi Yavuz tarafından yazıldığına göre bir telif eserdir. Oysa ilk cümleyi okuyorsunuz. Diyor ki Hilmi Yavuz sabahleyin uyandı. Masanın üzerinde, komodinin üzerinde gözlüğünü aradı. Gözlüğünü taktı ve birdenbire takmasıyla birlikte gözlüğü fırlatıp atması bir oldu. Bunlar Bezukhov'un gözlükleri yahu dedi diyor. Dipnot var. Bezukhov Tolstoy'un Harp ve Su romanının kahramanlarından biri. Parantez, çevirmenin notu. Şimdi konvansiyonel olarak çevirmenin notu ancak çeviri metinlerde olur. Dolayısıyla bu metin bir çeviri metin olmak gerekir diye düşünüyorsunuz ama hemen kitabın kapağına bakıyorsunuz, telif. Dolayısıyla metnin kimliği konusunda, identitesi konusunda problematik bir durum var. Bu telif mi, tercüme mi diye. Burada da öyle. Anlatıcı özne, yani saatine bakan adam da böyle bir problematik durum var. Burada metin problematik değil, Fehmi Kağan'da olduğu gibi. Mikrofonları kapatmamız mümkün mü kıymetli arkadaşlar? Hocam lütfen buyurun. Rica ederim. Estağfurullah. Burada metin Fehmi Kağan'da olduğu gibi problematik değil.
anlatıcı özne problematik. İlmi Yavuz mu? Değil mi? Çünkü İlmi Yavuz olduğunu gösteren otobiyografik referanslar var. Evet. Ama öyle olmadığını Hilmi'den bir üçüncü şahıs olarak söz ettiği anlatıcı öznenin bölümler var. O zaman burada anlatıcı öznenin konumu tıpkı FMK'da metnin konumu gibi problematik hale gelmiş oluyor. Bu belki de hani Arthur Rimbaud'un hepimizin yine çok iyi bildiğini sandığım o ünlü dizesiyle de belki anlatıp ben bir başkasıyım gibi. Metin de aslında metnin kendisi değil, o da bir başka metin. Ki onun da identitesi konusunda sorun var. Kimliği konusunda sorun var vesaire. Şimdi bu böyle. İkinci bölüme gelince ikinci bölümde bu kez anlatıcı özne değişiyor. Anlatıcı öznenin kim olduğu konusunda artık burada bir problem yok. Anlatıcı özne bu kez Eşfak. Ama Eşfak acaba birinci bölümdeki A diyelim o bölüme. A bölümdeki problematik anlatıcı özne mi? Lütfen yolculuğunu sürekli. Arkadaşlar tekrar rica ediyorum. Lütfen mikrofonlarınızı kapatın. Ama yani eğer hakikaten böyle devam edecekse... Biraz zor olacak işimiz. Hocam kusura bakmayın. Arkadaşlar lütfen sizden rica ediyorum. Hocamızı daha sükunetle daha rahat dinleyebilmek için. Hocam buyurun. Şimdi Eşfak ikinci bölümde diyelim, birinci bölüme A diyelim kolaylık olsun diye. İkinci bölüme de B diyelim. B'de anlatıcı özne Eşfak'tır. Şimdi soru şu, acaba Eşfak A anlatısında, A bölümündeki anlatıcı özne mi? Yani Eşfak mı acaba? İkinci anlatıdaki anlatıcı özne acaba kimliğini bilmediğimiz, problematik olarak bıraktığımız A bölümündeki anlatıcı öznenin kendisi mi? Yani birinci bölümdeki anlatıcı özne, hani problematik bırakmıştık, Hilmi Yavuz mu değil mi olduğu konusunda problematik bıraktığımız özne, anlatıcı özne, acaba ikinci anlatıdaki, B'deki diyelim, Eşfak mı? Şimdi Eşfak da tıpkı birinci bölümdeki anlatıcı özne gibi Hilmi Yavuz'u tanıyor. Otobiyografik şeyler, bazı atıflar var. Ama o da Hilmi Yavuz konusunda çok problematik bir yaklaşım sergiliyor. Hilmi Yavuz'un otobiyografisinden haberi var gibi görünüyor. Ama bazı şeyleri yanlış hatırlıyor. Ya da söz ettiği kişi başka bir Hilmi Yavuz. Örneğin sigara bırakma meselesinde mesela. Hilmi Yavuz'un otobiyografisinde biliyoruz Hilmi Yavuz belli bir tarihte sigarayı içmemeye başlamıştır, bırakmıştır demiyoruz. İçmemeye başlamıştır. İşte elinde yakmadan tutarak ve bütün içme ritüellerinin, sigara içme ritüellerinin tümünü sigarayı yakmadan yerine getirerek gerçekleştiren bir kimlik. Ama burada Eşfak diyor ki, kaç kere söyledim sigarayı bırak diye, sigara içme diye. Adam bırakmadı diyor. Bırakmadı, içmeye devam etti. Şimdi hala diyor içiyor ama ne yürüyebiliyor ne konuşabiliyor, zavallı Hilmi diyor mesela. Şimdi acaba bu Hilmi kim? Hangi Hilmi? Burada bir başka problem var. Dediğim gibi Eşfak'ın söyledikleri de Hilmi Yavuz'un otobiyografisiyle örtüşmüyor. Ve burada da Hilmi Yavuz yeniden bir problem olarak, problematik bir kimlik olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu iki bölüm, yani A ve B bölümlerindeki kimlikler dediğim gibi anlatıcı özne, birincideki anlatıcı öznenin problematik olduğunu, Hilmi mi değil mi bilmiyoruz. Ama Eşfak mı diyoruz? O da değil. Acaba Eşfak Hilmi Yavuz mu diyoruz? O da değil.
Dolayısıyla birbirinden farklı anlatıcı özneler ve birbirinden farklı Hilmi Yavuzlar var ve bu metni dolayısıyla kimlik açısından problematik kılıyor. Evet. Metni kimliği açısından değil ama anlatıcı öznenin ve Hilmi Yavuz'un otobiyografisi bakımından problematik kılıyor. Sanırım bu yüzden de hocam, yani metin bir merkezsiz bir metin haline geliyor. Bizim neyi merkeze alacağımızı bilemediğimiz bir süreç akıp gidiyor. Bir merkezsizleştirme de söz konusu sanırım. Katılıyorum çünkü aslında postmodern bir anlatı olduğu savıyla ortaya çıkan bir metin bu. Tıpkı ondan öncekiler gibi. Dolayısıyla postmodern anlatı aslında ne klasik romanın ne de işte 20. yüzyılın başında ortaya çıkan James Joyce'la Virginia Woolf'e vesaire ortaya çıkan modern romanın bir benzeri. Dolayısıyla benim burada naçizane bir iddiam var. Senin de söylediğin gibi aslında o öteki kitaptan, edebiyattan felsefeye bakış kitabındaki bir makalede de belirttiğim gibi, roman yazımının tarihi üzerine de belirttiğim gibi, aslında nasıl 19. yüzyılın başında diyelim Fransa'da Balzac, İngiltere'de Charles Dickens klasik türden roman yazıyorlarsa, bu 20. yüzyılın başında demin söylediğim gibi Virginia Woolf ve James Joyce'un yazdığı modern romana benzemiyor. Çok farklı. Çünkü 19. yüzyılın ilk yarısıyla diyelim, 20. yüzyılın ilk yarısı arasında her zaman söylendiği gibi tarihsel ve toplumsal farklar var. Dolayısıyla bu farklar ister istemez roman tarihinin yazımında çok radikal bir takım değişiklikleri gerekli kılıyor. Modern, klasik romandan modern romana geçiliyor. Şimdi biz 21. yüzyıldayız. 21. yüzyılda acaba Balzac gibi mi yazmalıyız ki? Hala yazanlar var. Hala klasik, Türkiye'de hala klasik roman yazanlar var. Peki 20. yüzyılın başındaki yazarlar gibi mi, yani James Joyce gibi ya da işte Virginia Woolf gibi mi yazmalıyız? Hayır, çünkü 21. yüzyıldayız. Ama hala bugün Türkiye'de James Joyce gibi ya da Virginia Woolf gibi modern roman yazanlar da var. Şimdi benim savunum şu: gerek modern roman, sırasıyla söyleyeyim, gerek klasik roman, yani Balzac ve Dickens türü romanlar, gerek modern roman, yani James Joyce ve Virginia Woolf türü romanlar, artık depase oldu. Geçmişte kaldı. Biri 19. yüzyılda, öbürü 20. yüzyılda. Dolayısıyla roman yazımı tarihi yeniden üzerinde durulup incelendiğinde artık çok farklı bir yere taşınması gerekiyor anlatının. Dolayısıyla benim yapmak istediğim bu. Yani bugün oturup ben de pekala istesem modern bir roman yazabilirim veya klasik bir roman yazabilirim. Ama yani bu benim içinde yaşadığım çağın toplumsal ve tarihsel koşullarıyla birebir bir korespondansı olmayan, birebir bir mütekabiliyet ilişkisi olmayan bir şey yazdığımı gösterir. Yani Türkiye'de roman yazanlar aslında bu meseleler üzerinde düşünmüyorlar. Çok ilginç bir şey. Yani kendi yazdığının hangi tarihsel döneme tekabül ettiğini ve hangi tarihsel dönemde artık dönem dolayısıyla kadük hale geldiğinin farkında değiller. Ben farkındayım ama. Dolayısıyla ben bugün diyorum ki klasik romanda, modern romanda geçmişte kaldı. Depase oldu artık. Yok böyle bir şey. Postmodern anlatı çağındayız. Belki onu da aştık şimdi. Belki post-truth dediğimiz hakikat ötesi çağdayız belki yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dolayısıyla gerek klasik romanda, hatta belli bir ölçüde, senin soruna cevap bağlamında söylüyorum, belli ölçüde modern roman gerçekten merkezi olan bir romandır. Yani ne söylediği belli, kimlikler belli, kimliklerde herhangi bir değişiklik yoktur, metnin kimliği konusunda herhangi bir problem yoktur.
anlatı öznesinin kimliği konusunda herhangi bir problem yoktur ne şeyde, modern romanda ne klasik romanda. Ama bunlar aşıldı artık. Bunların hepsinin problematik bir hale geldiği bir yüzyılda yaşıyoruz biz. 20. yüzyılın sonu ve 21. yüzyılın başında çok daha farklı bir konumdayız. Artık insanın konumu belki de filozofik olarak düşünüldüğünde çok daha radikal bir biçimde yeniden tanımlanmak gerekiyor. İnsanı yeniden tanımlamak gerekiyor. Ne 19. yüzyılın başındaki insan gibiyiz biz, ne de 20. yüzyılın başındaki insan gibi bugün yaşayan insan. Dolayısıyla bugün yaşayan insanın yeniden tanımının yapılması gerekiyor. Ki bu tanım da ister istemez belki bizi dediğim gibi her anlamda, hem metnin kimliği konusunda, hem anlatıcı öznenin kimliği konusunda ve başka konularda, ileride onları da tartışacağız, bizi yeniden düşünmeye ve bunu olumsuzlayıp merkezsizleşmiş bir, senin deyiminle öyle söyleyeyim, merkezsizleşmiş bir anlatıya taşımamızı gerektiriyor. Ben de onu yapıyorum. O zaman bu noktada hocam, sizin bu stratejiniz, bu anlatınızı kurarken izlediğiniz strateji bir anlamda okuru da buna uygun hale getirmek gibi bir durumu da doğurmak zorunda. Elbette, çok doğru. Tabii. Yani bir örnek okur, yani okuduğu metni başından sonuna kadar sıradan bir metinmiş gibi okuyan bir okurdan ziyade muhtemelen bu metni biraz da bulmacavari, işte metnin derin yapısına girmek suretiyle anlamaya çalışan bir okurda istiyorsunuz. Bu da bu şeyin lazımı gayrı murafıkı gibi bir şey oluyor tabii ki. Doğrudur. Evet. Doğrudur. Doğrudur. Elbette, yani belli bir okuyucu için yazıyorum. Yoksa yani yayınlamazdım. Pekala, kendim okur, kendim dinlerdim. Bundan da fevkalade mutlu olurdum. Zaman zaman bunu yapmıyor değilim elbette. Kendi yazdığım metinleri yüksek sesle okuyup bundan belli bir haz duyduğum, eski tabirle telezzüz ettiğim doğrudur. Ama sadece kendim için yazmıyorum. Tabii de o var. Yoksa yayınlamazdım dediğim gibi. Elbette bir okur talebim var yani. ...1999 yılında sizinle yaptığımız söyleşide hayatı kasten daraltmak ifadesini kullanmıştınız. Sonra ben sizin başka metinlerinizde bu ifadeyi, Tanpınar'ın Ahmet Haşim ile ilgili olarak söylediği bu ifadeyi okumuştum. Hatta kullandım bunu da. Bu metinde de bu ifade geçiyor. Bu ifade gazeteci genç tarafından kullanılıyor. Ben şöyle düşündüm. Hilmi Yavuz da kendisi için hayatı kasten daralttığını söylemişti o söyleşide. Dolayısıyla bu metnin anlatı yapısının biraz daha farklı olması, az önce de söylediğim hususları dikkate aldığımızda, Hilmi Yavuz bu sefer hayatını kasten genişletmeye çalışmış olabilir mi? Bu metin bağlamında söylersek. Hayır. Burada senden ayrılacağım Korancığım. Affedersin. Şundan ötürü, tam tersine, ben burada hayatı kasten daraltmayı aslında bütün bir anlatı boyunca, gerek A bölümünde, gerekse B bölümünde yinelenen, tekrarlanan ritüeller bağlamında yeniden gündeme getiriyorum. Dikkat ettiyseniz romanda karakterler, anlatıcı özne olsun, diğer işte eşfak olsun veya diğer birinci bölümdeki anlatıcı özne olsun, bazı şeyleri tekrarlamaktan yanalar. Aynı şeyleri ritüelistik olarak tekrarlamaktan yanalar. Mesela bir A bölümündeki özne diyelim, tramvaya binecek. Tramvayda özellikle belli bir yeri bellemiş. Tramvayları, eski tramvayları bilmezsiniz ya da şimdi. Bindiğiniz zaman arkadan binilir işte olduğu gibi. Girer girmez kapıdan sağ tarafta tekli koltuklar vardı. Tekli koltuklar. O tekli koltuklardan ilkinin arkası boştu. Yani kapıyla, kapının bir bölümüyle diyelim, birinci koltuk arasında böyle bir
ancak bir kişinin sığışabileceği kadar bir boşluk var. Bir güvenlik alanı gibi. Evet, öyle söylüyor zaten. Öyle söylüyor, güvenlik alanı. Sürekli mesela bir şey geliyor, bir tramvay geliyor, gidecek, acelesi de var. Ama şöyle bir bakıyor, orada birisi var. Dolayısıyla o tramvaya binmiyor. Başka bir takım ritüelleri var. Sırası gelince onları da konuşuruz. Mesela diyelim ki valizin açılması konusunda bir belli bir ritüeli yerine getirmeye çalışıyor vesaire falan. Sigara konusunda da belli bir ritüeli yerine getirmek gibi bir meselesi var. Yani ritüeller bu anlatının çok temel koyucu meselelerinden biri. Ritüel hayatı kasten daraltmak demek. Çünkü bir şeyi aynen tekrarlamak anlamına geliyor. Niye başka bir şey yapmıyor? Hayatı kasten genişletmek gibi bir iddiası olsaydı bu anlatının, o zaman işte şey, anlatıcı özne ilk gelen tramvayın arka koltuğunun, arkasının ilk koltuğunun boş olup olmadığına bakmaz. Daha dolu olup olmadığına bakmaz, atlardı. Hayatı kasten genişletmek anlamına gelirdi bu, ona göre. Yapmıyor onu. Tam tersine. Bir ritüeli var, onu devam ettiriyor. Mesela mektupları nasıl okuyor? Belli bir ritüeli var. İşte acemin kahvesine gidiyor, kahveyi söylüyor falan. Biliyorsunuz, anlatıyı okuyanlar bilir. Nasıl çıkarıyor zarfı, zarfı nasıl açıyor? Bunların hepsi, hangi cebine koyuyor vesaire. Bunların hepsi hayatı kasten daraltmanın tipik örnekleri olarak geçiyor bu anlatıda. Dolayısıyla genişletmek diye bir problem yok. Tam tersi söz konusu. Ritüeller bağlamında. Çok doğru hocam. O zaman hazır acemin kahvesinden söz etmişken, ben evet, edebiyatla felsefe arasında isimli kitabınızdaki bir yazıdan yola çıkarak Haşim'in bahçe şiirini bir heterotopya olarak okumak. Evet. Yazınızdan yola çıkarak bu metinde de bir takım heterotopyaların bulunup bulunmadığını, ki yani ben bu yazıyı okuyunca ve Aura İstanbul'da verdiğiniz derslerdeki mimarlık dersleriyle ilgili videoyu izleyince bu metinde de bir takım heterotopyaların bulunduğunu, bahçe, işte en azından imgesel olarak bir bahçe, bulvar, pastanesi, baylan, Naci, Acem'in kahvesi gibi, bunların bu geçiş mekanlarının, öyle diyeyim, bu geçiş mekanlarının özel bir anlamı var mı? Hocam bu bağlamda neler söyleyebilirsiniz? Doğru, yani onlar birer heterotopya olarak düşünüldü. Söylediğin mekanların tümü birer heterotopya olarak düşünüldü. Heterotopyanın da aslında postmodern anlatının bir şeyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü mekanın deyiş yerinde ise fragmente olması, parçalanmış olması gibi bir durum söz konusu. Tek mekan yok. Mekan ne kadar fragmente olursa, parçalanmış olursa, parçalı hale gelirse o ölçüde bence 20. yüzyılın mekan anlayışına birebir karşılık gelecektir. Biliyorsunuz yani şey diyor Foucault, o metinde gördüğün, okuduğun ve gördüğün gibi. Mekan anlayışında orta çağdan bu yana çok radikal değişiklikler oldu. Bugün artık mekandan konum olarak söz ediliyor diyor. O kadar doğru ki. Mesela bir yere gidiyorsun, artık adres verilmiyor. Cep telefonuyla ne yapılıyor? Konum gönderiliyor. Konum atılıyor. Konum atılıyor. Foucault o kadar haklı ki. Yani artık mekan anlayışı, adres, adresin getirdiği ya da adrese ilişkin betimlemeler, hani betimleme dediğim, işte caminin arkasından sağa sap, oradaki ilk çıkmaz sokağa gir falan. Bu betimleme, bu adres ama betimleme olur. Öbürü diyelim ki işte bilmem gümüş suyu, işte bilmem ne sokak, bilmem ne kaç numara falan. Bir böyle bir mekana referans var. Yani bildiğimiz adres türünden referans var. Bir de betimleme türünden referans var, dediğim gibi. Caminin arkasından dolaş, öbürü ikinci sokağa gir, orada üçüncü kapı mesela. Bu da bir adres ama bu definisyon. Yani deskripsiyon bu. Definisyon diyorum. Deskripsiyon, betimleme.
Ama artık bunu yapmıyoruz biz. Daha doğrusu cep telefonu olanlar yapmıyor. Öyle söyleyeyim. Ben hala eskisi gibi yine maalesef öyle söyleyeyim. Ya dediğim gibi adres veriyorum. Selim Hatun Camii sokak işte şu adres şurası şurası diye. Ya da tarif ediyorum işte. Park otelden gir hani arkadan sap falan diye. Konum atmıyorum, atamıyorum çünkü cep telefonum yok. Ama burada ben aslında doğrusunu söylemek gerekirse çağa aykırı bir konumdayım, öyle söyleyeyim. Yani, ama bunun bilincinde, kendim yapmıyorum ama bunun bilincindeyim. Artık mesele mekanın parçalanmışlığıdır. Bir günde 8 konum atıyor mesela. 10 tane konum atıyorsunuz. Ben şuraya gidiyorum, şuraya gidiyorum falan. Nereye gidiyorsun? Ay konum at diyor mesela. Bana orayı bildiriyor. Dolayısıyla her gittiğimiz yer ayrı bir mekan olarak bir heterotopya. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Hocam, bu da valiz de çok dikkat çekici bir biçimde karşımıza çıkıyor. Özellikle Ali Eşfak bağlamında valizle karşılaşıyoruz. Valizi sürekli açmaya çalışıyor. Leyla ile birlikte yapıyor bazen bunu. Valizin içinde neler olduğuna dair fikirler yürütüyorlar. Valizin kapalılığı ile anlatının kapalılığı arasında sanki böyle bir ilişki var gibi geldi bana. Yani biz o valizi açsak sanki anlatıyı da açma imkanına sahip olacakmışız gibi düşündüm. Dolayısıyla bu valizin anlatıyla bu şekilde doğrudan bir ilişkisinin olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani söyleyebilirsin tabii. Ya, zaten biliyorsun metin şöyle bitiyor. Valizi bir türlü açamadık, içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bunu bilse bilse bu metni yazarı bilir. O da zaten bilse bile bize söylemez diyor ve selam diye bitiyor. Dolayısıyla böyle bir şey söylenebilir. Ama ondan daha önemli olan başka bir şey var. Kimlikler üzerinden konuşmaya devam edersek aslında büyük bir olasılıkla dikkatinizi çekmiş olmalıdır. O da şu. Mesela birinci bölümde o diye geçen ve anlatıcı öznenin büyük bir aşk ve sevgi duyduğu, ona bir tür kılavuzluk eden, kendisinden yaşlı ama son derece entelektüel bir hanımefendinin o diye geçiyor, ad verilmiyor. İkinci anlattaki, yani bir anlatısındaki Leyla olup olmadığı meselesi de tartışılabilir. Çünkü bir yerde mesela, bunları hep açıklıyorum ama aslında açıklamamam lazım ya, neyse. Bir yerde bir giysiden söz ediliyor ve Eşfak diyor ki, ya ben sanki bunu bir yerden anımsıyorum, bu giysiyi diyor. O anımsadığını söylediği giysi, Bulvar Pastanesi'nde buluştuklarında onun üzerindeki giysidir mesela. Şimdi o zaman diyorsun ki, böyle bir ilişki varsa o zaman Leyla o mu? Ama Leyla'nın o olmadığına ilişkinde bir takım problemler var. Anlatabiliyor muyum? Yani burada çok önemli iki mesele var bu anlatıda. Bunlardan biri öznelerin, öyle söyleyeyim, anlatıcı özne ve diğer öznelerin kimlikleri meselesidir. Kimliklerin problematik oluşudur. O'nun da, Leyla'nın da, Hilmi'nin de, Eşfa'nın da vesaire. Ve ikincisi, hayatı kasten daraltmanın semper eadem ile, her şey hep aynı kalsın ile ilişkili olması. Bu metnin iki önemli, nasıl söyleyeyim, entelektüel, yani düşünsel, fikri, zihni, her neyse bir arka planı. İki arka planı var. Bunun üzerinden okumak gerekir diye düşünüyorum. Yeterince ipucu verdim mi bilmiyorum. Yani. Çok doğru. Zaten fotoğraf meselesinde de bunu net olarak görüyoruz hocam. Evet, evet. Bakan, işte iç içe fotoğraflar, bu bahsettiğiniz şeyler orada da görüyoruz. Hocam, şimdi iki dakikamız kaldı. Oturup kapanacak. Mümkünse sizden ve arkadaşlarımızdan rica edebilir miyim? Aynı bağlantıdan tekrar girebilir miyiz? Yani ben sınırlı kullanıyorum. O yüzden tekrar rica edeyim. Kusura bakmayın. Kapat. Bunu kapatacağız hocam. Kapatıyor muyum?
Kapatıyor muyum şimdi? Ben şimdi kapatacağız hocam. Aynı bağlantıdan tekrar hepimiz girelim arkadaşlar. Hocam sizle. Bekliyorum ben. Tamam hocam. Sağ olun.